araştırmacılar, besiciliğe verilen destek ve teşviklerdeki artış hayvan varlığına olumlu yansıyor. Buna paralel olarak kaliteli, nitelikli yem ihtiyacına artış da doğuyor. Mısır silajı, hayvan verimini süt üretiminde özellikle %25 oranında artıran en önemli besin kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye genelinde 10 yılı aşkın süredir üreticinin çözüm ortağı olan Ege Silajı'nın kurucusu Hucet Yetkin'le kaliteli, sertifikalara dayalı, katkısız üretimin esaslarını Eko Gündem'de değerlendiriyoruz. Besiciliğin en önemli girdi maliyeti yemdir. Yemin yapısı verimi artırdığı gibi katkıdan uzak olması sofralarımıza saf sütün ulaşmasında da oldukça önem taşır. Yeşil sulu bitkilerin havasız ortamda fermante edilmesi sonucu oluşan, çiftçiler tarafından yem turşusu, ot turşusu gibi adlarla da anılan silaj üretimi, iklim ve toprak yapısı itibariyle Ege bölgesinde oldukça önemli bir geçim kaynağı olur. Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübeyle üreticilerin çözüm ortağı olan Ege Silaj, Torbalı, Tire, Bayındır bölgesinde üretimini olanca hızıyla sürdürüyor. Ege Silaj olarak, isim olarak 2 yıllık, iş olarak 11 yıllık bir deneyimimiz var silajda, Mısır silajında özellikle. İzmir, Tire, Torbalı, Bayındır, Ödemiş bu bölgede 6 yıldır bu işi yapıyoruz. Paketleme işini yapıyoruz. Türkiye'nin de bütün geneline hitap ediyoruz. Yıllık 30-35 bin civarında, ton civarında bir üretimimiz var. Şu anda da üretimimiz full time devam etmekte. En kaliteli silaj Mısır'dan yapılıyor. Silaj yapılarak değerlendirildiğinde bu bitkinin bütün toprak üstü aksamlarından yararlanılmış oluyor. Mısır çeşitleri içinde tane ve sap verimi yüksek herhangi biri silajlık olarak yetiştirilebiliyor. Firmanın kurucusu Hucet Yetkin, Mısır silajı başta olmak üzere yemin her türünü yıl boyunca büyük bir itinayla hazırlıyoruz diyor. Kaba yem üzerine yapmadığı şey yoktur. Yonca, fiy, tırtıkale bu gibi ürünlerin yanında saman balyası. Ondan sonra da mısır silajı paketlemesi, kışın da pancar küspesi, posası, pancar posasını paketleyip satarız. Mevsime göre ağırlık verilen ürünlerde değişiklik gözlendiğini aktaran kurucu Hucet Yetkin, yaz döneminde mısır yoğunluğu sürerken kışın pancar yoğun üretimin kaynağı oluyor diyor. Ege bölgesi her daim kaliteli üretimle hasat bölgelerinin yıldızı oluyor. Biz 6. ayla 7. ay arasında buradaki çiftçiler arkadaşlarımızla oturur, ekilecek alanları konuşuruz. Daha sonra 7. ayın 15'i gibi buraya hasata geliriz. İyi, temiz mahsul bulursak, ki burada sürekli bulunan şeylerdir zaten, buradaki tarlaları satın alır, biçtirir sizin de görüntülediğiniz gibi. Daha sonra 6 saat içinde bunları paketler, piyasaya sunarız. Hayvancılık sektöründe son yılların ilgi odağı olan silaj üretimi, sayısı 5 milyonu bulan sağmal ineklerin ihtiyacını karşılamakta yetersiz kalıyor. Hucet Yetkin, üretimde kapasite artışına giderken zamanla da yarıştıklarını söylüyor. Tire, Torbalı, Bayındır bölgesinde yetiştirilen mısırlardan en kalitelilerinin seçilmesiyle başlayan süreç, paketlemeye dek büyük bir hızla sürüyor. Paketi açılmadıktan sonra silaj uzun süre tazeliğini koruyor. Süre çok önemli mısır silajında. 6 saat gibi sürede paketlenmesi lazım. Havayla teması bitmesi lazım. Vitamin, protein değerlerini koruması için, o yeşilliğin korunması için bu 6 saat gibi bir süre lazım. Biz de bunu 6 saatte, siz de görüntülediğiniz gibi, siz de şahit oldunuz buna. 6 saate varmadan paketleyip onu müşteriye arz ediyoruz. Türkiye'de yıllık 14 milyon ton mısırlık silaj üretiliyor. Bunun ekonomik karşılığı 1 milyon dolar. Uzmanlar ülkemizde silaj ihtiyacının 18 milyon ton olduğu tespitinde bulunuyor. Silajın %95'lik kısmını mısır oluşturuyor. Firma kurucusu Hucet Yetkin, besicinin hayvanların süt verimini artırma noktasında özellikle mısır silajını tercih etmelerinin sebepleri üzerinde duruyor. Mısır silajı en doğal ve süte en fazla faydalı gıdadır hayvanlar için. Bunun yanında pancar küspesi, diğer ürünler de hakeza onlar da faydalıdır ama en doğal,
en tabii hayvan yiyeceğidir. Yatırım ve üretim için İzmir ve çevresinin tercih edilmesinin tesadüflere dayanmadığını öğreniyoruz Hucet Yetkin'den. Zira uzun süreli deneyimin ardından bu bölgede karar kılınıyor. İstatistikler de Hucet Yetkin'i doğruluyor. Silaj üretiminde ilk sırada yer alan Ege bölgesini Trakya, Akdeniz ve Orta Anadolu izliyor. Suyun ve sıcaklığın olduğu her yerde silaj üretimi yapmak mümkün oluyor. 11 sene, 12 senelik bir deneyimimiz var. Türkiye'nin hemen hemen her tarafında mısır silajını denedik, gittik, gördük. Ama Tire, Torbalı, Bayındır, Ödemiş bu bölgede olan mısır dane oranı bakımından Türkiye'nin en iyi mısırıdır. %22-%23 civarında dane oranı vardır. En güzel mısır da burada yetiştiği için biz burada sürekli artık burada yapmaya başladık. Adresimiz de burası oldu. Hayvancılığın gelişmesi, yüksek verimli kültür hayvanlarının kullanımı ve yem maliyetini düşüren silaj yemleriyle beslenmeye bağlı. Araştırmalar, hayvanlara silaj yedirerek sağlanan proteinin fabrikasyon karma yemlere kıyasla çok daha zengin olduğu sonucunu ortaya koyuyor. Üstelik bu kıyaslama maliyet açısından da silajın avantajları olduğuna işaret ediyor. Siz de doğal bir tüketicisiniz, süt tüketicisiniz. En doğal besin hayvanlar için ve süt verimini de otomatik olarak %15 ile %25 arasında artırır. Özellikle kışın iyi hazırlanırsa o zaman mükemmel bir hayvan yiyeceği. Bir yaz döneminde 3 kez mahsul almanın mümkün olduğu bölgede mısırın biçilmesinin ardından da hızlı bir tempo yaşanıyor. Geçmişte oraklarla uzun sürede yapılan işlemler tarımın teknolojiyle buluşmasıyla birlikte kalitenin artmasını sağlıyor, ürünün kısa sürede paketlenmesi aşamasında da yine gelişen teknoloji derde deva oluyor. Yetkin, yerli teknoloji kullandıklarının altını özellikle çiziyor. Bu süreçte önem teşkil eden bir başka nokta, yemler paketlenirken kesinlikle katkı maddesi kullanılmaması. Mısır biçildikten sonra ton hesabı alındığı için çiftçiden kantardan geçti mi getiren remorklar bizim paketleme makinalarımıza dökülüyor. Orada el değmeden ve hiçbir başka yabancı madde karışmadan direkt ambalaja geçiyor. Görüntülerde de izleyecekleri gibi hiçbir katkı katılmıyor doğal olarak. Fermantasyonu etkileyecek, öne alacak veya sonraya bırakacak hiçbir katkı maddesi konulmuyor ve en doğal haliyle el değmeden hazırlanıyor. Yeşil otun olmadığı kış aylarında yeşil, sulu ve ekonomik olarak verilebilecek tek kaba yem silajdır diyor Hucet Yetkin. Talebe göre farklı ebatlarda hazırlanan silaj paketleri yıl boyunca piyasaya sürülüyor. 25 kiloluk, 500 kiloluk ve 1 tonluk paketler halinde 3 tane değişik paket çeşidimiz var burada. Üçünü de ayrı ayrı gelen mahsulü paketliyoruz. Silajının kalitesini çeşit, hasat zamanı, koçan oranı, parça boyutu, sıkıştırma derecesi gibi özellikler belirliyor. Bunların birinde meydana gelebilecek olumsuzluk ürünün kalitesini düşürebiliyor. İşin ehli ellerde yapılan üretim sonuçtan da emin olunmasını sağlıyor. Hucet Yetkin, sahip oldukları tecrübeye dayanarak hazırladıkları mısır silajlarına 2 yıl garanti verdiklerini de sözlerine ekliyor. Şu anda paketlerimiz 2 yıl açılmadı mı 2 yıl dayanma süresi var. Daha fazlası da olabilir ama biz 2 yıl diyoruz. 2 yıl içinde tüketilmesi lazım. 2 yıl dayanabilir. Fermantasyonu da 15 gün içinde bu ambalajlar içinde fermantasyon oluyor ve çok da ekonomik oluyor gömmeye göre. Geçmiş bugün kıyaslaması yapan Yetkin, sistemin sağladığı avantajlara özellikle de hijyenin önemine değiniyor. Büyük çiftliklerde gömme havuzları var. Onlar için denecek bir şey yok ama küçük çiftçi arkadaşlarımız veya besleyicilik yapan arkadaşlarımız bunu toprağa gömüyorlardı. Toprağa gömdükleri zaman
hem kullanımda hem de gömme aşamasında %30'luk %35'lik bir kayıpları vardı. Ve çok sağlıklı olmuyordu, çok hijyenik olmuyordu. Ama şimdi biz onu bitirdik, ambalaja soktuk. Ambalajda sıfır kayıp ve çok temiz. Farklı ebatlarda hazırlanan silajlar için geniş bir depolama alanına sahip olan firma, satış pazarlama ağını da geniş tutuyor. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, Türkiye'nin geneline hizmet veriliyor. Türkiye'nin her tarafına biz silaj gönderiyoruz. Çankırı, Afyon, Konya, Balıkesir, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve İzmir'in büyük bir bölümüne silaj sevkiyatımız 24 saat devam ediyor. Tabii bu kadar pazarlama olmasa bu saha yetmez, doğru söylüyorsunuz. Şu anda da pazarlama sonsuza devam ediyor. Ülkemizde hayvancılık son dönemde verilen kredi ve desteklerle gelişiyor. Hal böyle olunca hayvan varlığımızda artış gözleniyor. Günlük süt üretimine de yansıyan bu artış, üretilen sütün ihraç edilmesi noktasına kadar ulaşıyor. İç piyasadaki hareketliliği ve üretim miktarlarını artırmak hayvanların yeminin yapısıyla da doğru orantılı gelişiyor. Hucet Yetkin, Türkiye geneline hazırlanan silajın mevcut talebi karşılamaya yetmediği tespitinde bulunuyor. Şu anda silaj üretimi Türkiye'ye yetersiz. Ama besici arkadaşlarımız bunu farklı yöntemlerle gidermeye çalışıyorlar. Başka ürünlerle gidermeye çalışıyorlar. Ama Türkiye'deki açık şu anda 4 milyon ton civarında bir açık var. O da önümüzdeki yıllarda herhalde giderilir diye umuyoruz en azından biz. Ama şu anda o açığı da başka tür bitkilerle kapatmaya çalışılıyor. Yetkin, silajın doğal bir yem olduğu vurgusunu yapıyor. Mısır silajı besin, kalsiyum, vitamin ve protein bakımından en değerli hayvan yiyeceği ve en doğal hayvan yiyeceği. Yani tercihin başında doğal olması yeterli zaten. Çünkü bu üretimin son halkası süt tüketicisi oluyor. Ona ne kadar doğal ürün sunabilirsek ve ne kadar bol sunabilirsek o kadar iyi. O açıdan tercih etmelerinin birinci sebebi doğal olmalı. Üretim tüketim arasındaki o koca zincirde küçük bir halkayız diyor Hucet Yetkin. Silaj olarak biz bu büyük halkanın çok küçük bir zincir halkasıyız. Biz kendimizi orada görüyoruz. O halkada biz de halka hizmet için, daha doğrusu kendi çocuklarımız doğal süt içebilsin diye bir çabamız var. Besicilerimiz de mağdur olmasın diye, buradaki üreticilerimiz ürünü değerlendirebilsin diye ufak bir çabamız var. Biz bunun içinde küçük bir halkayız, çok küçük bir halkayız. Üretimin yanı sıra satış pazarlama ağıyla da dikkatleri üzerine çeken firma, hızlı bir yükseliş içinde. Kısa, orta, uzun vadede hedeflerini konuştuğumuz Hucet Yetkin, sektörde liderlik başlıca hedefimiz diyor ve bu konuma ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını söylüyor. Şu anda hedefimiz Marmara bölgesinde ilk üçün içindeyiz satış olarak ve üretim olarak. Önümüzdeki 2 yıl içinde Marmara bölgesinde 1 numaralı hedefliyoruz Marmara ve Ege bölgesinde. Şu anda da o hedeflere yaklaşmış durumdayız. Herhalde seneye birinciyle oynarız. İşin başarıyla yapılması ve nihai tüketiciye ulaşmasında pek çok kişinin emeği bulunuyor. Hucet Yetkin, sürecin parçası olan herkese teşekkür ediyor. Biçici, nakliyeci, burada makinede çalışan, yüklemede çalışan bütün arkadaşlarım, hepsine çok teşekkür ediyorum. Onlar gece gündüz demeden, siz de şahit olduğunuz 24 saat hiç durmadan çalışıyorlar. Onların sayesinde oluyor bunlar aslında. Çok fedakarca çalışıyorlar. Üretici de, onları da katmak lazım bu halkaya ki yani ucuz pahalı demeden bu ürünü piyasaya sunabiliyorlar. Başta onlara teşekkür etmek lazım. Yapılan üretimle bölgede istihdama da önemli bir katkıda bulunuluyor. Bölgeye istihdam açısından direkt şu anda 10-12 kişi çalışıyor yanımızda. Ama dolaylı olarak bu 40-45'e kadar çıkabiliyor nakliyeci, biçiciler olarak.
Engin ve ekibi besi hayvanlarına kaliteli, doğal, katkısız yem sunabilmek adına yıl boyu farklı bölgelerde üretim ve paketlemeye devam ediyor. Yaz döneminde mısır silajında İzmir ağırlığı oluştururken kış döneminde pancar küspesi için rota Konya'ya çevriliyor. Ekibimiz 10. ayın 15'i 11. aya kadar burada çalışıyor. 11. aydan sonra da Konya'da, Konya Ilgın'da pancar küspesi, pancar posası paketlemeye gideriz. 3 ay, 4 ayda orada kışın o işi yaparız. İki üretim bölgesinde işin akışı benzerlik gösteriyor. Orada şeker fabrikasından çıkan pancar posasını paketleyip aynı sistemde 25 kiloluk, 500 kiloluk, bir tonluk paketler halinde paketleyip onu da Marmara Ege bölgesine pazarlarız. Mısır silajı daha çok tercih edilmekle birlikte ürün yelpazesinde pancar küspesini de bulundurduklarını söylüyor Hüccet Yetkin. Mısır silajı çok doğal bir hayvan yiyici, kaba hayvan yiyici. Pancar küspesi ona nazaran az daha doğal olmaz. Ve şeker oranı çok yüksek olduğu için hayvanlarda pek tercih edilmez. Rasyonlarda çok fazla kullanılmaz. Ama mısır silajıyla ikisini kıyaslarsak %30-%70 gibi bir tüketim oranına sahiptir. %30 mısır pancar küspesi kullanılırsa %70 mısır silajı kullanılır. Marmara ve Ege bölgesi en büyük pazarı teşkil ediyor. Talep doğrultusunda nitelikli bir ekiple sevkiyat yapılıyor. Pancar küspesi kaba hayvan tüketiminde hayvan yemi olarak kullanılır. Ama bölgesel olarak o kadar geniştir ki onu her tarafa göndermek veya her tarafı pazarlamak mümkün olmaz nakliyeden dolayı. O belirli iki bölgemiz var bizim. Ege ve Marmara bölgesine çekeriz sürekli. Nakliye olarak da oralar kurtarır bizi ve pazarımız da oradadır. Silajın doğal olduğu raporlarla da ortaya koyuluyor. Güven duygusunun kendileri için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Hüccet Yetkin, bu güveni sürdürülebilir kılmak adına en büyük dayanaklarının yıl boyunca 3 ayrı üniversitede yaptırdıkları analizler olduğunu dile getiriyor. Bizim verdiğimiz müşterilerimiz arasında kooperatifler de var, birlikler de var. Biz kooperatiflere, birliklere ve büyük çiftliklere verdiğimiz mallarda ki normal tüketiciye de verdiğimiz mal aynı maldır. Ege Üniversitesi'nde, Selçuk Üniversitesi'nde, 9 Eylül Üniversitesi'nde 3 tane ayrı üniversitede analiz raporlarımız 15 günde bir alınır, oralara fakslanır. O analiz raporları sürekli bizde vardır. Gönderdiğimiz her üründe de o analiz raporunu göndeririz. Aynı üründür çünkü. Başarının sırrını da tek sözcükle ifade eden Hüccet Yetkin, çizgimizden ve kalitemizden ödün vermeden geleceğe yürüyoruz diyor. Tek sırrı güvendir. Bunun gönderdiğimiz her çiftlik ertesi sene yani bir sonraki sene tekrar aynı mahsulü bizden talep eder. Bu da güvene dayalı bir büyüme. Biz kendimize güvendiğimiz, yaptığımız işe güvendiğimiz için birinciliği oynuyoruz dedik ve o güvenle de birinci olacağız. Besicinin alım yaparken dikkat etmesi gereken hususlara dair de uyarılarda bulunuyor Hüccet Yetkin. Bildiğiniz yerden alım yapın ve lütfen belge isteyin diyor. Sözlerinin sonunda bu güvene layık olmak için var güçleriyle çalışmaya dün olduğu gibi yarın da devam edeceklerini vurgulayan Hüccet Yetkin, kendilerini tercih eden herkese de teşekkür ediyor. Mısır silajı alımında özellikle ambalajlı alımlarda, ambalajlı mahsullerde tüketiciler de haklı. Bazı firmalar ne yazık ki içindeki dane oranı ve içindeki katkılarla oynayabiliyor. Onun için riskli oluyor. Genelde bu ürünleri alırken tanıdık bildik yerden almalılar ve analiz raporunu mutlaka istemeliler. Kalite ve güvenden taviz vermedik. Taviz de vermeyeceğiz. Bizi tercih ettiğiniz, bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz.